Herkese merhaba Emin. Güneşli bir Venedik akşamından size sesleniyorum. Bugünkü konumuz logo ve tasarım. Bir logom vardı ve yenilemem gerektiğini düşünerekten işi ustasına bırakmak istedim ve Emre Ezerli ile üstüne düşünmeye başladık. Bugün tasarım ve işlevselliği hakkında görüşlerini almak için kendisiyle konuşacağım. Emre Ezerli kısa süre önce bir tasarım şirketi kurmak için kolları sıvadı. Aklındaki fikir ise tasarımı sanatla birleştirerek 2 boyutlu ve 3 boyutlu formlarda sunmak. Birazdan kendisiyle yayına bağlanacağız. Öncelikle merhaba, seni tekrar görmek çok güzel. Sana 6 tane bomba gibi soru hazırladım. Hazırsan başlayalım. Hazırım, hadi başlayalım. Birinci soru, logo nedir? Bir logo yapmak için ne kadar süre gerekiyor? Ve bu logoyu yaparken, yolda yürürken mi aklına gidiyor yoksa üstüne uzun uzun oturup düşünüyor musun? Logo aslında sözlük karşılığı olarak bir kurumun adının simge özelliği bulunan özel olarak hazırlanmış hali. Ben ise şöyle düşünüyorum. Aslında sizi ilk görüşte temsiliyet özelliği taşıyan, sizi hızlıca anlatan ve hissettirmesi gereken bir grafik tasarım ürünü. Mesela banka reklamlarındaki güven duygusunu aşılamak için kullanılan renk ve yazı fontlarını örnek verebilirim sana. Semboller, işte renk, kullanılan font aslında insanlara göstermek istediğiniz imajınız. Olduğunuz gibi de göstermek istiyorsanız kendinizi ve markanızı iyi tanımanız ve bunu estetik bir çerçeve içerisinde sunulabilir hale getirmeniz. Logo yapacak ya da kendiniz yapıyorsanız ya da bir arkadaşınız yapacaksa sizi iyi tahlil etmesi gerekir. Çünkü sizi anlatabilmesi için sizi tanıması gerekir. Size özel yani unique dediğimiz bir tasarım ürünü olmasını istiyorsanız işbirliği yapmanızda fayda var. Ayrıca şöyle de bir örnek geliyor aklıma. Netflix'te bir The Art of Abstract diye bir dizide Barack Obama'nın seçim kampanyası için tasarlanan bir font vardı, Gotham diye. Bugün hemen hemen her yerde baktığınızda. Yani kampanyada başarılı olduğuna göre böyle bir örnek belki daha yerinde olur diye düşünüyorum. İkinci soruma geçiyorum. Bu biraz böyle senin elinden gelir. Bizim dükkana bir logo mugo bir şeyler lazım. Karalıyı versene. Neyse, böyle şeyler size de oluyordur. Peki Ataş fikri aklına nasıl geldi? Nereden çıktı? Senin logo ile ilgili karalama yaparken dediğim gibi hem adının soyadının baş harflerini kullanmak istedim. Hem de eş zamanlı olarak aynı anda farklı yerlerde bulunduğum için, farklı şeylerle ilgilendiğim için farklılıkları birleştirebilen bir bütünlük kurma üzerine yoğunlaşmıştım. İlk başta işte harfleri eğdim, büyüdüm, sağa çevirdim, sola yatırdım. Muhakkak herkes bilir, hatırlar. Microsoft Office programlarının can dostu bir ataç vardı. Böyle bir şey yapacağın zaman sağdan kayarak gelirdi sarı kağıdın üzerinde. İşte hani o cam sis hala aklımdadır. Yani işte metal cama vurur. Bana ihtiyacın varsa ben buradayım derden. Sonra onunla birleştirmeye başladım. Sonra bütün fikirleri de zaten defterime hatırlarsın. Hepsi bir aradaydı. Sonra baktıkça işte ne olabilir ne olmaz diye en minimal halini indirgemeye çalıştım. Böyle de bir form ortaya çıktı. Renk konusunda da zaten maviyi sevdiğini bildiğim için biraz mavi tonların üzerine gittim açıkçası. O mavi tonların içinde de bir sürü de hani dinamik kullanmak istedim. İşte günümüz dünyasında kullandığın ekipmanlar mesela. Biliyorum ki her yere bilgisayarınla gidiyorsun, kameranla gidiyorsun, kahve bardağınla, potunla gidiyorsun. O yüzden onları ekledim. Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. Ataç deyince senin aklına ne geliyor? Bu logoyu gerçekten beğendin mi? Düzeltme yapabileceğim gerçi hani öyle bir şeyim yok. Söz hakkım da yok. Öyle bir şey düşünmüyorum. Tasarım konusunda Ataş denildi aklıma çok kullanılı bir alan geliyor. Çünkü kendi hayatımda örnek vereceğim. Ofise gidiyorum, dosyaları ataşlıyorum. Uçağa biniyorum, telefonun sim kartını değiştirmek için orada kullanıyorum. Birçok kullanım var esasında benim hayatımda. Üçüncü soruya geçiyorum. Estetik bir logo mu yoksa kullanışlı bir logo mu? İkisi de. Mesela bununla ilgili benim aklıma Lautrec gelir. Lautrec'ten bahsedebiliriz. Lautrec aslında bir ressam. Fakat sanat tasarımını taş baskı zor bir teknikle birleştiriyor. Fransa'da Moulin Rouge diye bir gece kulübü vardır. Oranın posterlerini yapıyor vakti zamanında. Mesela bugün bakıyoruz hala da Moulin Rouge ne yaparsa yapsın kendi sosyal medya çalışmalarından tut da web sayfasına kadar hala Lautrec'in posterlerini hatta Lautrec'in tasarımlarını kullanıyor ve her zaman inmenerek izliyoruz. Yani mesela hala da Fransa'ya gittiğinde Lautrec'in poster kartlarını satarlar. Yani baktığında tasarım hem estetik hem de kullanışlı. Lautrec yaşıyor olsaydı ne derdi? Herhalde toplantısında moderatör olarak sorardı. Tout le monde de mi voie derdi. Ne diyecek başka? Oui, monsieur. Peki,
1900'lerden kalan logoları nasıl modern yapacağız? Nasıl modernleştireceğiz? Bence tasarım olarak şu an her ne kadar farklı görünseler de tarihi ışık tutmaları ve içinde bulunduğumuz son 100 yılı değerlendirilirken tasarım kültürümüzün nasıl geliştiğini, hatta nasıl geliştirebileceğimizi gösterdikleri için kalmalı bence yani. Onlarla artık hesaplaşmayı bırakmalıyız. Bir de bildiğin üzere restorasyon konusunda sınıfta kalan bir düzenimiz var. Beyaz badananın üzerine işte renkli plexi, alüminyum plexi bilmem ne artık yeter yani. Bunları kullanmasak da olur. En iyi örnek bunlara şey olabilir. Eski apartmanlarda girişte böyle kapıların üzerinde camın üzerinde el yazmaları vardır. Orada baktığında bir kompozisyon, oran orantı, bir renk dengesi mesela yaldız, sarı, turuncu kullanırlar. Onların ne oldu? Onları ben hiç göremiyorum artık. Dediğim gibi işte plexi kapladı herkes apartmanın önünü. Yazılara baktığında hem bir zanaat görürsün, hem bir renk bilgisi görürsün, hem de bir kompozisyon görürsün. Bence bunların değişmesine gerek yok. Peki sana daha böyle pazarın içinden bir soru soracağım. 200 liralık logo ile 2000 liralık logo arasında ne fark var? Bu biraz retorik bir soru. Bunu cevaplamak yerine etrafından dolaşmam gerekiyor. İkisinde de emek ve zanaat olduğu için başta saygı duymak gerekir. Sonrasında da yapan tasarımcının estetik algısının konuyla ilgili iletişime dikkat etmek gerekir. Gıda sektörüne bir iş yapıyorsanız, bir markaya çalışıyorsanız tamamen farklı algılanabilecek bir renk ile sunulması muhtemelen olası değildir. Yani heyecan verecek bir nesne düşün mesela bir çikolata. Bunu ne renkte satabilirsin? Siyah, kırmızı ve biraz daha böyle bir kurumsal bir imaj. Çok böyle absürt renkler eğer çok büyük bir marka değilsen ya da reputasyonun yoksa geriye dönük böyle bir tasarım yapman olası değil yani imkanı yok. Yaptırmazlar. Böyle bir pazar yok zaten. Bu 200 liralık ve 2000 liralık logo adı altında bir örnek daha söylemek istiyorum. Çok da bilinen bir hikayedir. Bir hanımefendi Picasso'ya bir partide portresini çizmesini istediğini söyler. Picasso da hemen hızlıca çizer. Kadın da aslında bunu yakıştıramaz çünkü koskoca Picasso bir dakikada mı çizdi der. Picasso da der ki 70 sene artı bir dakika. Şimdi video fikrinin esasında çıktığı noktaya doğru geliyorum. BMW, Volkswagen, Balenciaga grubunun logo değişiklikleri bana bir logoyu sanki kitabın arasına koyuyorum. 20 yıl sonra açıyorum. Tekrardan alıyorummuş geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Çok güzel bir örnek verdin öncelikle. Kitabın arasına bir şey koyduğunda 20 yıl sonra aldığında baktığında gördüğün tamamen tek şey vardır. O süreç aslında. O sürece sen tutulursun. Markalar da zaten çok iyi işler yaptıkları için hep o logonun altını iyi doldururlar. Şu anda saydığım markalarla ilgili aklına ilk gelen şeyler hep yıllardan beri var olduğu, var olacağı. Yani bir otomobil alırsın. Eğer o marka ise dersin ki ben bununla bir yerlere gidebilirim. Başıma bir şey de gelmez çünkü güven verir. Fakat şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Sorduğun soruya cevabım. Mesela güzellik değişkendir. Yani sana göre güzel olan bana göre güzel olmayabilir. Başkasına güven veren başkasına vermeyebilir. Bu da bizi biz yapar. Yani işte nasıl her ne kadar parmak izimiz farklı, göz retinası farklı desene. Bunlar bizi biz yapan şeyler. Estetik dediğimiz şeyi ilk Alexander Baumgarten betimler. O da der ki duysal bilginin bilimi. Bu da herkese göre değişir. Yani İtalya'da doğan biri her sabah kalktığında bir yerden bir yere giderken gördüğün bir tane heykel, bir tane çeşme, bir tane işte anıt 1700'lerden kalma ve bu seni estetik olarak besler. Her sabah kalktığında evinden okula giderken gördüğün heykelleri, sanat eserlerini Türkiye'de ancak internetten ve kitaplarını takip edebilirsin. Yani orada doğan bir insanın estetik olarak gelişmesi normaldir ki başka bir kültürde doğan insanın estetik olarak gelişmesinden daha fazladır. Ama bunu şöyle açıklayabilirim. Bizde köy evlerimizde vardır böyle evin marka teneke kutularının içinde kırmızı çiçekler dikerler. İşte bir sürü kediler vardır beslenmiş bir köy evinin etrafında. O kat kat yorganların üzerine koyulmuş belki bir tane geyik desenli bir halıdır. Yani baktığında aslında estetik algı hepimizde mevcut. Sadece ortaya çıkması, dışa vurumu biraz farklı. O da işte yaşadığın coğrafyaya göre şekilleniyor. Şimdi estetik olarak sana iki farklılığı söyledim. Fakat şimdi başlıktan uzaklaştık ama bir o kadar da yakınlaştık. Bu bütün estetik beslenmeler, Baumgarten'ın da dediği gibi duysal bilginin bilimi. Saydığım etkenler bize duyu olarak hizmet eder. Sonrasında da kullanışlı güzel bulur. Bir köy evini düşün tekrar. İşte ağaçların etrafı beyaza boyanır. İşte karınca çıkmasın diye belki. Belki evin etrafı maviye boyanır. Akrep içeriye girmesin diye. Ama baktığında o mavi beyaz evler Bodrum ve karşısındaki o Yunan adalarının kültürünü oluşturur. Yani baktığında mavi beyazın uyumunu orada görürsün. Ve çok seversin. Yani bu aslında hem bunun işlevselliği hem de duyusal olarak bizi biraz daha tatmin etmesidir.
Umarım Loudtrack de bizi duymuştur. Ayırdığın değerli vaktin için sana da çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kal. Görüşmek üzere, hoşça kalın.